İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var şu anda. Kameraları oraya çeviriyoruz efendim. Şu anda Arnavutluk'talar ve şu saat itibariyle hem dosyalarla hem de iade süreci için. Normalde bu iade süreçleri biraz sürer çünkü orada bir mahkemeye çıkmak zorunda. İki türlü iade süreci vardır. Bir, deport edilebilir. Ama işte bu kısa bir süreçtir ama genellikle ülkeler mahkeme safahatına düşmüş bu süreç için deportu kullanmazlar. İki, oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. Çünkü çok böyle iademiz oldu. Çok başka ülkelerden de iadeler aldık. Onu sağlamış olacağız. Ne kadar sürer efendim iade süreci? Yani o oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağını ve ilk mahkemede mi, ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz. Yani bugüne kadar çünkü Arnavutluk makamları şu ana kadar bize çok yardım eden bir ve karşılıklı destekler içerisinde bulunan bir tavır sergilediler. Buradan kendilerine de başta hem Arnavutluk Başbakanı olmak üzere hem İçişleri Bakanı'na buradan şükranlarımızı ifade ediyoruz. Efendim Kılıçdaroğlu dün polisin öğretmenlere gaz sıkması edebi göstermişti. Siz de cevap vermiştiniz. Yine bugün CHP'de suç duyurusunda bulundu polis memuru hakkında. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani meslekler arasında bir kamplaştırma ve kutuplaştırma yapılmak istiyorum. Bir sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Yani sanki 2023'te bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir milletvekili seçimi yok da Türkiye başka bir noktaya taşınmak istiyor gibi bir kaygı var için. Yani bu kaygıyı burada tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Yani öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek, sağlıkçılarla bir başka meslek grubunu karşı karşıya getirmek. Yani bu çabanın derdinin, bu çabanın sebebinin ne olduğunu henüz anlayabilmiş değilim. Ya normal bir aklın böyle bir çabası olmaması lazım. Ya bir sivil itaatsizliğe, toplumu kargaşaya, kaosa sevk etmeye çalışan bir anlayışa yönelik bir adım var. Ya bu Türkiye'de olmuyor, olmayacaktı. O eski Türkiye'de kaldı. Buna kimsenin gücü yetmez. Ya Sayın Kılıçdaroğlu değil. 100.000 Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Türkiye'nin güvenlik açısından böyle bir açığı söz konusu değildir. Toplumun da böyle bir süreci söz konusu. Tahrik etmeye çalıştılar. Başaramadılar ve beceremeyecekler. Başaramayacak ve beceremeyecekler. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve bunu Avrupa'da yapabilirsiniz, başka ülkelerde yapabilirsiniz ama Türkiye'de yapamazsınız. Şimdi ya bir eylem yapılıyor. Ya bu eylem yasaya uygun mudur değil midir? Yani siz kanunsuz bir iş yapabiliyor musunuz? Yapamıyoruz. Kanun kendine ait koyduğu kısıtlar ve kurallar var. Bir eylem yapılıyor. Bu eylemi yapmak yasak ise polis uyarıyor defalarca. Yapmayın. Bununla ilgili. Şimdi bir eylematikle karşı karşıyayız. Yani dün gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de polis için suç duyurusunda bulunduğu bir eylematikle karşı karşıyayız. Ya bu kişi kamuda bir öğretmen değil. Ya velev ki olabilir. Velev ki bizim de bir eksiğimiz olabilir müdahalede. Biz buna da bakarız. Bunu da değerlendiririz. Ama bu kişi elinde bir başka siyasi partinin, HDP'nin amblemiyle ve aynı zamanda onların malum işaretlerle beraber sürekli olarak eylem yapan, sürekli olarak toplumu terörize etmeye çalışan bir kişiyi ya öğretmenlere yönelik böyle bir durum söz konusu oldu diye o da aldılar, gözaltına aldılar. Yani neçedi, onun da şeyi belirir biraz sonra. Alırlar, ifadesini alırlar. Savcı büyük ihtimalle, yani o eylem sonrası için söylüyorum, bugün söylemiyorum, bir vesileyle serbest bırakılır. Aynı zamanda o eylem olduğu zaman dilimi içerisinde dün 30 Ağustos. Herhalde Cumhuriyet Halk Partililer dünün 30 Ağustos olduğunu gözlerinden kaçırmış olacaklar. Kortej yürüyor öteki tarafta. Ve bu eylemin o korteje sarkma etkisini de arkadaşlar ısrarla anlatmışlar defalarca polis arkadaşlarımız. Ama bir taraftan polis düşmanlığı oluşturulacak, bu taraftan öğretmenlere karşıtlık oluşturulacak, bir taraftan sağlıkçılara karşıtlık oluşturulacak, herkese bir karşıtlık oluşturulacak. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var. Buradan beslenmeyiniz. Önerilerinizle ve Türkiye'yi geleceğe yönelik atacağınız adımlarla buna ait bir tavır olacak. Biraz önce de yine
Yine toplumu bu konularda germek isteyen Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir polisimize bir şiddet uygulandı. Ben dün akşam itibariyle olayı hemen öğrendim. Ve netice itibariyle valimizle de konuştum. Bir o uygulananla ilgili hemen müdahale olunması lazım geldiğini. Evet yapıldı ve tutuklandı dün akşam. Şimdi biz olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için meselenin kanunlara uygunluğu önemli. Kimin suç işleyip işlemediği önemli. Hak ve haksızlık önemlidir. Yani bütün bunların içerisinden, toplumun içerisinde birçok olay olabilir. İnsanlar akıl bali olabilirler, olmayabilirler. Ama kanunda ne yazıyor? Buna bakmak lazım. Buna baktığınız andan itibaren bunu gerçekleştiriyor iseniz, demek ki devlet sorumluluğunu burada yerine getiriyor. Keşke kimse kusur işlemesin. Keşke kimse suç işlemesin. Ama böyle bir dünyayı hepimiz murat ediyoruz. Ama ulaşmak için de çaba sarf ediyoruz. Nece dünyanın her tarafında suç işleniyor. Bunun için devletin polisi var, yargısı var. Buna devam ediyor. Onun için burada bu sivil itaatsizliği sürekli önermeye çalışan, sürekli toplumun bütün kesimlerini birbirine düşürmeye çalışan, bir kaos, bir kargaşa oluşturmaya çalışan anlayışının bir sonucu olmadığını, bunun beyhude olduğunu, milletimizin kendi işine baktığını ve kendi bir gündemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım, kulislere yansıyan bilgilere göre siyasi partilerin af konusunda bir çalışma yaptığı öne sürüyor. Hatta CHP'li bir milletvekili bizim önümüze gelirse görüşürüz diye bir açıklaması var. Acaba sizin gündeminizde AK Parti olarak söylerim ya da MHP olarak böyle bir çalışma var mı? Benim bir bilgim yok. Yani böyle bir bilgim olmadığını söyleyebilirim. Şunu ifade etmem lazım. Biraz önce sabahtan itibaren siz de buradasınız. Yaklaşık 4 saattir aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle ilgili değerlendirme toplantısı var. Sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, akademisyenlerle, yani bir ekiple beraber bugüne kadar bu konuda İçişleri Bakanlığı olarak biz ne yaptık? Ve siz nasıl görüyorsunuz? Ve bizim bundan sonra atacağımız adımlar, gerek 2019-2020'deki Aile Bakanlığı çerçevesinde yürüttüğümüz mini bir eylem planı vardı. O konuda attığımız adımlar, gerek 2021-2025 yine Aile Bakanlığı'nın ve hükümetimizin bir eylem planı var. O eylem planında bizim üzerimize düşen sorumluluklar çerçevesinde hangi adımları atıyoruz, hangi adımları atmamız lazım ve sizin bu konudaki attığımız adımlarda bize gördüğünüz eksiklikler veya gördükleriniz nelerdir veya yaptığımız attığımız adımlar konusunda tutum olarak doğru bulduklarınız nelerdir, eksik bulduklarınız nelerdir, bunlarla ilgili 3,5-4 saat hakikaten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve üzerimize sorumluluk ve yükümlülük aldık. Hakikaten Türkiye birçok meselede hiçbir meseleyi gözünden kaçırmadan, buna uyuşturucudan aile içi şiddet ve kadına karşı şiddete kadar, afet meselesinden özellikle siber suçlara kadar birçok noktada hiç boşluk bırakmadan adım atmaya devam ediyoruz. Bu konuda bunu görmezden gelenler olacaktır. Sivil itaatsizlik oluşturmak isteyenler olacaktır. Bunu elbette ki görüyoruz ama işimize bakıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zamanda olmadığı kadar bugün güçlüdür. Hem ekonomik açıdan güçlüdür, hem güvenlik açısından büyük bir güç taşımaktadır. Ve bu güce itibar etmeli. Ve bu gücü milletin lehine kullanan bir anlayış içerisinde olduğumuzu da burada bir kez daha belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.